Elimizden geldiği kadar gerek Aralta içerisinden gerekse Aralta'nın dışında başka şehirlerde bulunan hemşehrilerimiz de bu vakfa destek vermelerindiler. Bizler birbirimize kaynaşmalıyız ve birbirimize tanışmalıyız. Ben bugün birçok arkadaşlarımı, yıllar önce görmediğim arkadaşlarımı görüp tanıdığım zaman vallahi yalan değil gözlerim doluktu. Çünkü sucuk kurumuz beraber geçti. Uzun müddet buralarda görülemedik, bulunamadık. Ama şu anda inanın çok mutluluk içerisindeyiz. Bütün hemşehrilerimiz aynı mutluluk ve aynı coşku içerisinde olmalarını arzu ediyorum. Lütfen bu vakıfla ilgilenelim. İçeride ve dışarıda yardımcı olalım. Bu arkadaşları yalnız bırakmayalım. Teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, bir yandan sohbetimize devam edecek, bir yandan da yemek yiyecek. Fakat bir hususu hatırlatmam gerekti. Şu görmüş olduğunuz mavi kırmızı standa, Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Vakfı'na ait İlk defa çıkartılan bir dergi geçiriyoruz. O dergi ile ilgilenmenizi, abone olmanızı istirham eder. Bunun yanında telefon bilgisi almayan, daha önce elden ulaşmayan arkadaşlarımızdan istirham ediyorum. Telefon bilgisleri de orada var. Oradan temin edilirler. Aşağıdaki standta ihtiyaç sahipleri için soğuk içecekler, yiyecekler var. Buranın geliri de tamamen Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Vakfı'na aittir. Lütfen vereceğiniz her yardım Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Vakfı'na gidecektir. Lütfen duyarlı olmanızı istirham ediyoruz. Değerli misafirler, değerli konuklar, bizi en iyi şiirler anlatır. Hele hele bu şiirler bir de doğup büyüdüğümüz memleketimiz adına yazılırsa bize ancak sessizce dinlenen içer değil mi? İşte bestesiyle o güzel yorumuyla Hasan Hüseyin Erdem Bey'i kısa şiirlerinden okumak üzere mikrofona davetliyorum. Saygıdeğer misafirler, çok muhterem köylülerim, hepinize hürmetler ederim. Toplantıya gelenlere, neşelerin gülenlere, şimdi burada olanlara selam olsun, selam olsun. Şeref bahsettiniz bize, biz de saygı duyduk size, misafirler hepinize selam olsun, selam olsun. Uyaylanın yapısında, şu tüleğin kapısında, barcıların hepsine selam olsun, selam olsun. Mahram gibi dağımız var, işeğinde yavrumuz var, bahçemiz var, bağımız var, çok güzeldir benim köyüm. Her yer yaylaya göçülür. Ekini keşif biçilir, suyu şapşaktan içilir. Çok güzeldir benim köyüm. İlkbaharda bostan ektim, sonbaharda kümpül söktüm. Küplerime dekmez döktüm, çok güzeldir benim köyüm. Thank you.
Gerçekten böyle bir güne ilgi gösterdiniz, geldiniz. Daha dayın başında bile olsa bu günü kutlamak için buraya seferber oldunuz. Gerçekten buraya katılmanın bile güzelliğin ifadesidir, sevginin ifadesidir, kardeşliğin ifadesidir. Ben inşallah bu güzel günlerin devam etmesini ve dolayısıyla hemşeriler arasında birliğin, beraberliğin, kardeşliğin artarak devam etmesini tekrar diliyorum. Çünkü değerli kardeşlerim, biliyorsunuz toplantının dağılmak üzere ben sabrınızı kötüye kullanmadan hemen Peygamberimizin bir sözünden bahsederek sözlerimi noktalamak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız diyor. O halde gerçekten iman etmiş olmak için ve cennete girmek için birbirimizi sevmek şarttır. Ben işte bu sevgili duygular içerisinde bu anlamda toplantıyı tertip eden ve bu organizeyi yapan gerek vakıf gönüllülerine, gerek belediye temsilcilerine ve gerek diğer katkıları olan tüm hemşehrilerine tekrar teşekkürlerimi iletiyor ve toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Hazretlerine ait şiirler okuyacak. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Duymayalım. Sen de yatan, sen de yatan, bunlar yatan. Sen de yatan, sen de yatan. Hazret ya Hazret'e Evvel yeşil yatan Şemmeti Kursundan dönüp bindik, köpükten gövdesine. Çatlıyor yurtun
kimi arıyor kız öpmek için? Ey Sakarya! Kim demiş bu yalanı öpmek için? Rabbim isterse sular bütün bütün vurulur. Sürtüne Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah eyvah Sakarya'm! Sana mı dikti bu yıl? Bu dava, bu dava bizim, bu dava bizim. Sana mı dikti kalandın başındaki Sakarya? Bindiğin başlı kartalın nasıl taşır kanarya? İnsansın sanıyordun mukadden sizi alam. Ama ılık ki sonunda derim ne var ne devam? Yavrum acı bir yok böyle. Zeminim bir aştan ayrılık anadan. O da ben arkamda söyle. Şimdi dönüm Sakarya düğününden koptu bu an. Hadi aç. Kendi şovlara kaçmış. Etti güneşte yan. Hani Yunus Emre ki kıyıda geziyordun. Hani ardından çiftli kubbeler serpen oldun. Nerede kardeşlerim kıymetli yeşil çura? Giden şovlar kıydı. Ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala saklar mı tekdir? Durur mu deli rüzgar o sedaya Allah'tir? Bu çocuklar sendedir bu gelip kubbeliler. Sakar yakan dillere kattan döktü geceler. Azabına eş kaynak kayna sakar ya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında var ya. İnsan, 3-5 damla kan, kurmak, 3-5 damla su. Seni hayat etsin ki hayata kurmuşsun. Gel görün bir yalan, git görün bir gerçek. Sil, hayat sürelerinde, silgin dilinde. Kan kan kanat dalar mevkiklerde bin kulum. Bu yüzden cahil, kulun bir kılakı. Yolların var, kıvrım kıvrım dikili. Evleri de hep dışarıdan sekili. Bağcıları gün, bahçeleri günü reyhan ekili bir cennet misali diyardayız. Dağlarında türlü çiçek kokuyor. Ninelerim evde şallar dokuyor. Tatlı diller daim Kur'an okuyor. Ağ yarda değil, şimdi yardayım. Bağcılar koymuşlar Alatan'ın adını. Arılar da vermez oldu eski balın tadını. Çalışkandır buranın hep erkeği kadını. Dört yanı muhkem emin bir hisardayım. Alatan'ın ambarı taşsın dökülmesin. Bağcıların balı artsın eksilmesin. Na murad olanı Allah, ben murad edersin. En açık hakka böyle yalvarmalıyım. Yeter artık zeki at kalemi elinden. Düşeme Rabbim zikrini bir an dilinden. Ayrılmak zor bu nazenin yerinden. Uyandırmayın ne olur tatlı bir rüya. Hayvanlar değil arkadaş. Bir de çöksün dönem yiyorsun. Ya bu boz bir şey alabilir miyiz kasetten ya? Lan nasırlar geliyor. Seslerimiz orada makine ağzından. Hızlı hızlı. Lan kameraya çıkıyor. Ya hırnalı hayvan! Ne yapıyorsun? Ağır! Ağır!
Şaka yapıyorlar. Bir amaç, bir gaye için dikersiniz. Dünyada vakıf müesseseleri, hanımlar lütfen gitmeyin, bakın, birazcık bizi dinleme lütfünle bulunun. Esasen, esas davetimizin
önemli noktalarına gelmiş bulunuyoruz. 5-10 dakika giderseniz bizim huzurumuz kaçar. Huzurumuzu ihlal etmeyin. 5-10 dakika bizi dinleme lütfunda bulunun. Her şeyin söylediğim gibi bir gayesi, bir amacı vardır. Dünya işleri ne kadar büyük de olsa fani olduğu için ahiret işlerinin en küçüğünden daha küçüktür. Ahirete taalluk eden, ebedi hayatımızı taalluk eden küçük meseleler dünyanın en büyük meselelerinden daha büyüktür. Onun içindir ki vakfımızın belediyemizle beraber işbirliği yapmak suretiyle düzenlemiş olduğu bu yayla şenliği bu noktadan çok önemli ve çok kıymetlidir. Bizi birbirimize bağlayan manevi unsurlar çok önemli ve çok dikkat değer şeylerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hattından döndükten sonra Medine-i Münevvere'de Ravza-i Tahire'de son okuduğu hutbe çok önemlidir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Arafat'ta Cebel-i Rahmet'te 120 bin tane sahabesine okuduğu veda hutbesi bizzat mübarek ağızlarından dökülürken el yevme ekmeltü leküm dinekum ayet-i celilesi nazil olmuştu. Sahabe-i kiram çok sevinçliydi. Uzun bir mücadelenin sonunda güne kadar vebalet, küfürle, isyanla dolu olan insanlar Peygamberin etrafında saf tutmuşlar ve Peygamberle beraber Arafat'ta harp yapma şerefine nail olmuşlar. Orada hepsi sahabe ünvanını almışlar ve manen âlâ-i illiyine çıkmanın en büyük hazını yaşıyorlardı. İşte tam bu noktada bir ayet nazil olmuştu. Az önce kuruş olduğum el-yevme ekber sürekum ayeti nazil olmuştu. Ya Muhammed, vazifeyi tamamladın, vazifen bitti, dini ikmal ettin diye başlayan ayet üzerine devam ediyordu. Allah'ın düşüncesinin dışında bir düşünceye sahip olamaz, bu kesinlikle düşünmeyiz. Öyleyse, ben şunu şurada belirtmek istiyorum, Allah-u Zülcelal'le Cemal Hazretleri, nuruyla gayret insanlara, Efendinin Veli Efendi'nin ismini duyamadığımız, bilemediğimiz birçok köyümüze, neslimize hizmet edildi. Aşağıya doğru şöyle geldi. Ruhaniyetlerinin şu anda aramızda olduğunu hissediyorum. Bizim yapılaklarımızdan, ecdadımızdan Dar-ı Bakaya istihal edenler var. İnşallah onların ruhları mutlaka bugün aramızdadır. Bizim Anikel köyünün adamları, mancılar yani. Thank you.
Değerli misafirler, kıymetli canlarımız, tabii biz şuna inanıyoruz. Sadece bazılar lisesinde veya orta öğrenimde başarılı olan çocuklarımız bunlar değildir. Bunların dışında binlerce çocuğumuz elbette başarılıdır. Ama biz teşvik olsun diye bu iki kardeşimize Öz Boyacılar AŞ'den birer altın hediye edeceğiz. İnşallah bunların da bunun dışındaki çocuklarımızın ileride başarılarını da bekliyoruz. Gönül ister ki her başarılı olan çocuklarımıza bir daha istisna hediye verebilelim. Ama bu imkansızdır. Ben burada teşvik amacıyla bu ödülleri Özgüracılar Aşı adına kendilerine iade edilen başarılarını devam eder inşallah dersimiz. Güle güle kurmayacağız. Tamam. Teşekkür ederiz yanımıza. Halur kardeşlerimize çok özel bir yalanını istemeye ilgili. Diğer günde Bey'in güzel bir konuşma yaptı. Birlik, beraberlik için çok güzel bir konuşma yaptı. Ben buna ilaveten bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Hazreti Ömer halife seçildi. Halife seçildiği zaman minbere çıkan ve Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun birinci halifesi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretlerinin yolunda yürüyeceğine dair Eshab-ı Kiram'a bir hutbe irad eder. Ve der ki, ben onların yolunda yürüdüğüm müddetçe bana tabi oldunuz. Benimle beraber oldunuz. Ben onların yolundan ayrıldığım takdirde kesinlikle benim peşimden gelmeyiniz, bana tabi olmayınız der. Sahabelerin içerisinden kızar, kalkar ve Hazreti Ömer'e şöyle bir hutapta bulunur. Ya Ömer, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun birinci halifesi Hazreti Ebu Bekir'in yolunda yürüdüğü müddetçe sana tabi oluruz. Sana destek oluruz, senin peşinden gideriz. Ama onların yolundan ayrıldığın takdirde şu elimizdeki kılıçlarla seni doğrulturuz, seni tekrar o yola getiririz de koskoca bir İslam halifesine bu şekilde bir hitapta bulunan bu sahabeye Hazreti Ömer nasıl davranır? Hazreti Ömer elini açar ve Cenab-ı Hakk'a şöyle dua eder. Ya Rabbel Alemin, Hazreti Ömer'in arkadaşları içerisinde yanıldığı zaman, hata ettiği zaman, Allah'ın ve onun Resulü'nün yolundan saptığı zaman onu doğrultacak, onu tekrar o yola sokacak insanlar bulundurduğundan dolayı sana hamdü sena olsun, sana şükürler olsun der muhterem müminler. İşte ben de diyorum ki çok güzel konuşmalar oldu. Girdik ve beraberlik hususunda. Burada bir söz söylemek istiyorum. Basılın bir düşünür şöyle diyor. Bir toprağa atılan atomun meydana getirdiği tahribatı ortadan kaldırmak, bir insandaki ön yargıyı ortadan kaldırmak, bir insanda meydana gelen ön yargıyı ortadan kaldırmak, atomun meydana getirdiği tahribatı ortadan kaldırmaktan daha zor duruyor. Onun için gerçekten ön yargıları ortadan kaldırmak çok zordu. Ama biz bu toprakların insanları olarak Allah'ın ve onun Resulü'nün yolunda yürümekten başka düşüncesi, gayesi, amacı olmayan insanlar olarak geliniz, meşrebiniz ne olursa olsun, düşüncemiz farklı da olsa, Peygamberimiz, benim ümmetimin ihtilafı rahmet-i vasiyadır buyurmuşlardır. Bu düşünceler içerisinde, dünyamızda
kalbimizde, ruhumuzda, aklımızda, fikrimizde oluşan ön yargıların bir tarafa bırakarak İslam kardeşliğiyle birbirimize kucaklaşalım ve daima birbirimize hüsnüzanla, güzel düşüncelerle bakalım. Bakınız, mikrofon elime geçmişken bir iki kelime konuşmak istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?